Bir varmış, bir yokmuş. Adı sana unutulmuş. Çok eski zamanlarda uzak ülkelerin birini yöneten, birbirinden güzel üç genç kız olan bir padişah yaşarmış. Bir de padişahın gözünden bile sakındığı, elleriyle beslediği çok değerli, tılsımlı bir atı varmış. Padişah atını öyle çok seviyormuş ki bir yabancının ona yaklaşmasına bile tahammülü yokmuş. Günün birinde bir seyahate çıkmaya hazırlanırken üç kızını yanına çağırmış ve ''Güzel kızlarım, ben şimdi bir seyahate çıkıyorum. Ben dönene kadar değerli atımı sizlerin beslemesini istiyorum. Onu sizlerden başka kimseye emanet edemem.'' demiş. Padişah kızlarına atını emanet ettikten sonra yola çıkmış. Padişahın en büyük kızı hayvana yem vermek üzere ahıra girmiş ama at onu yanına yanaştırmamış. Bunun üzerine yemi ortanca kız götürmüş. At ona da aynı şekilde davranmış. Kızların en küçüğü yemi götürdüğünde ise hayvan hiç kıpırdamadan kızın onu beslemesine izin vermiş. Küçük kız ablalarının yanına döndüğünde ablaları kardeşlerinin atla alakadar olabilmesine memnun olmuş ve kendilerini bir daha bu zahmete sokmamışlar. Böylece padişah seyahatten dönene kadar atı küçük kız beslemeye başlamış. Padişah saraya döndüğünde ilk işi kızlarının atıyla ilgilenip ilgilenmediğini öğrenmek olmuş. Büyük kızları, ''Babacığım, at bizi yanına bile yaklaştırmadı. Onunla küçük kardeşimiz ilgilendi.'' demişler. Padişah çok geçmeden en küçük kızını atıyla, diğer kızlarını da kadının ve vezirinin oğullarıyla evlendireceğini duyurmuş. 40 gün 40 gece süren büyük bir şölenle üç kızın evliliği kutlanmış. Küçük kardeş at kocasıyla sarayın ahırına giderken iki abla da yaşamak için görkemli saraylarına doğru yola koyulmuşlar. Padişahın küçük kızı akşam olana kadar atı beslemiş, tımar etmiş. Babasının bunu neden kendine reva gördüğünü anlayamadığı için iki gözü iki çeşme ağlamış durmuş. O ağladıkça at ona sevgiyle bakmış. Sanki ağlama der gibiymiş. Gece yaklaşınca bir mucize olmuş. Ahır birden gül bahçesine, at kocası ise yakışıklı bir adama dönüşüvermiş. Kız bu işe çok şaşırmış. Adam kıza, ''Sultanım, ben bir cadının oğluyum. Beni annemin düşmanı olan başka bir cadı büyüledi. Bu yüzden gündüz bir at olmak zorundayım. Gece ise tekrar kendi halime dönüyorum.'' Sadece bunu bir gün ahırda insana dönüştüğümü gören padişah baban biliyordu. Beni çok sevdiği için kızlarından birisiyle evlendirmeye karar verdi. O seyahatteyken ben sadece senin elinden yemek yiyince anladı ki seninle evlenmek istiyorum. Böylece bize evlendirdi. Ama unutma bu bizim aramızda bir sır olarak kalmalı demiş. Kız çok mutlu olmuş ve sırlarını kimseye söylemeyeceğine söz vermiş. Kendi dünyalarında böylece yaşamaya başlamışlar. Padişah bir gün sarayda bir yarışma tertip etmiş. Nice yiğit savaşçı yarışmaya ismini yazdırmış. Ama kimse padişahın büyük kızlarının kocaları gibi cesurca dövüşemiyormuş. İki abla ahırda yaşayan kardeşlerine ''Şuraya bak şuraya, kocalarımız diğer savaşçıları mızraklarıyla nasıl da deviriyorlar. İkisi de aslanlar gibi. Ya senin at kocan nerede?'' diyorlarmış. Karısının üzgün bir halde ahıra geldiğini gören at koca ondan nedenini öğrenince bütün gücünü kullanarak titremeye başlamış ve insana dönüşmüş. Ahırda bulunan başka bir atın sırtına atlamış ve karısına ne olursa olsun onu ele vermemesini söyleyerek yarışmaya katılmaya gitmiş. Karşısına çıkan herkesi tek bir mızrak darbesiyle geçmiş. Ablaların kocalarını da atların üzerinden devirmiş ve sanki oradan hiç ayrılmamış gibi birden ahıra dönmüş. Ertesi gün yarışma tekrar başladığında iki abla küçük kardeşleriyle yine dalga geçmiş. Bilinmeyen kahraman yeniden ortaya çıkmış. Herkesi yenmiş ve ortadan yine kaybolmuş. Üçüncü gün at koca karısına şöyle demiş. ''Karıcığım, aslında gündüzleri hep at olmak zorundaydım. Kendimi riske attım ve yarışma için insan oldum. Günün birinde başın dara düşer de yardımıma ihtiyacın olursa sana vereceğim bu üç saç telini yak. Nerede olursan ol yardımına geleceğim.'' Sonra da yeniden yarışmaya katılarak herkesi yenmiş.
Orada bulunan herkes bu yetenekli ve yakışıklı kahramana hayranlıkla bakıyormuş. İki abla da yine kardeşlerine dönüp, ''Şu hünerli yiğide bir bak, senin o pis at kocan nerede?'' demişler. Kız artık dayanamamış ve ablalarına o yakışıklı kahramanın kocasından başkası olmadığını söylemiş. Ancak o ablalarına bunu söylerken kocası sanki hiç var olmamış gibi birdenbire ortadan kayboluvermiş. Kız o an kocasının sırlarını kimseye ifşa etmemesini tembihlediğini hatırlayarak telaşla ahıra koşmuş. Ama boşuna. Kocası ne at olarak ne de insan olarak çıkıp gelmiş. Gece olduğunda ahır gül bahçesine de dönmemiş. Kız, eyvahlar olsun diye ağlamaya başlamış. Kocama ihanet ettim, onun kalbini kırdım. Ne büyük bir yanlış yaptım. Bütün gece gözünü kırpmamış. Sabaha kadar ağlamış. Şafak sökerken padişah babasına giderek at kocasının kaybolduğunu söylemiş ve babasından gerekirse dünyanın öbür ucuna gidip onu bulmak için izin istemiş. Babası boş yere onu vazgeçirmeye, atın büyülü olduğunu, muhtemelen bir ecinli olduğunu ve onu bulmanın imkansızlığını anlatmaya çalışmış ama kızını kararından bir türlü döndürememiş ve çaresiz ona izin vermiş. Genç kız büyük bir üzüntüyle yola koyulmuş. Narin bedeni yorgun düşene dek hiç durmadan yürümüş. Az gitmiş, uz gitmiş ve en sonunda yüce bir dağın eteğinde bitkin düşerek yığılıp kalmış. O an aklına kocasının ona verdiği 3 saç teli gelmiş. Hemen çıkarıp tellerden birini yakmış. O anda kendisini kocasının kollarında bulmuş. Genç adam kederle, ''Sana sırrımı kimseye söyleme demedim mi?'' demiş. Biz bu dağda yaşarız. Birazdan cadı anam burada olur. Seni görürse vay haline. Hiç durmaz. Parça parça eder seni. Padişahın zavallı kızı çok korkmuş ve onu bulmak için katlandığı onca sıkıntıdan sonra kocasını yeniden kaybedeceğini düşünerek ağlamaya başlamış. Genç adam karısının acısını görünce derinden etkilenmiş. Onu alıp evlerine götürmüş ve bir dokunuşla bir elmaya dönüştürerek rafın üzerine bırakmış. Cadı anası dağın tepesinden telaşla aşağı inerek insan eti kokusu aldığını, bu kokunun ağzını sulandırdığını söylemiş. Oğlu ise boş yere anasını oralarda insan olmadığına ikna etmeye çalışmış ama kadın oğluna inanmamış. Bunun üzerine genç adam, ''Anacığım, eğer ona zarar vermeyeceğine yemin edersen sana ne sakladığımı gösteririm.'' demiş. Cadı kadın yemin edince oğlan rafın üzerindeki elmaya hafifçe dokunmuş. Ve elma tekrar kıza dönüşmüş. ''Anacığım, işte karım.'' demiş adam. İhtiyar kadın yemin ettiği için tek söz söylememiş. Olan olmuş, olmuşa çare yokmuş. Ama içinden, ''Gelinime birkaç iş veririm, nasıl olsa yapamaz, o zaman da onu yerim.'' diye düşünmüş. Genç çift birkaç gün huzur ve mutluluk içinde yaşamışlar. Ancak cadı kadın harekete geçmek için oğlunun evden ayrılmasını bekliyormuş. Sonunda bir gün genç adamın dışarıda bir işi çıkmış. Adam kapıdan dışarı adımını atar atmaz cadı kadın genç kıza ''Süpür ve süpürme'' diyerek dışarı çıkmış ve akşama kadar dönmemiş. Genç kız cadı kadının ne demek istediğini anlayamamış. ''Ne yapmam gerek şimdi? Süpür ve süpürme derken ne demek istedi?'' diye tekrar tekrar düşünmüş. Sonra aklına saç telleri gelmiş. İkinci saç telini de yakmış. Karşısında birden kocası belirmiş. Genç kız kocasına ''Süpür ve süpürme ne demek?'' diye annesinin emrini söylemiş. Kocası annesinin kızdan odayı süpürmesini ama girişi süpürmemesini istediğini açıklamış. Kız da kocasının dediği gibi yapmış. Akşam cadı kadın eve geldiğinde gelinine verdiği görevi yerine getirip getirmediğini sormuş. ''Evet anneciğim, süpürdüm ve süpürmedim.'' diye yanıtlamış kız. İhtiyar cadı, ''Seni yalancı seni.'' diye haykırmış. ''Bunu sen akıl edemezsin. Kesin oğlum söylemiştir sana.'' Ertesi sabah cadı kalktığında genç kıza 3 tas vererek hepsini gözyaşlarıyla doldurmasını söylemiş. Cadı evden çıkar çıkmaz genç kız tasları önüne koyup ağlamaya başlamış. Ama gözünden akan birkaç damla yaşla bu tasları nasıl doldursun? Hemen çıkarıp 3. saç telini de yakmış. Kocası bir kez daha karşısındaymış. Genç kıza
3 tası da suyla doldurup sonra her birine bir tutam tuz atmasını söylemiş. Kız da aynen öyle yapmış. İhtiyar cadı akşam eve geldiğinde kıza ne yaptığını sormuş. Genç kız da ona gözyaşlarıyla dolu 3 tası göstermiş. Cadı yine ''Seni kurnaz seni, bu senin işin değil ama ben sana ve oğluma da gününüzü gösteririm.'' diye haykırmış. Ertesi sabah ihtiyar cadı genç kıza bir iş daha vermiş. Ancak annesinin karısına yükleneceğini anlayan genç adam annesi çıkar çıkmaz eve karısının yanına geri dönmüş. Zavallı kız artık 3. saç telini de yakmış olduğundan verilen görevle başa çıkmak için bir başına uğraşıyormuş. Ama bir çıkış yolu bulamıyormuş. Kocası, ''Artık kaçmaktan başka yapacak bir şey yok.'' demiş. ''Çünkü annem senin başına bir iş gelene kadar durmayacak.'' Sonra karısını alarak yollara düşmüş. Akşam ihtiyar cadı eve geldiğinde ne oğlunu ne karısını görebilmiş. ''Kaçmışlar alçaklar.'' diye haykırmış. Kendisi gibi bir cadı olan kız kardeşine oğluyla gelinin peşine düşmesini haber vermek için hemen bir güvercinin ayağına pusula yazıp bağlamış. Haberi alan kardeşi cadı kadın da bir süpürgenin üzerine binmiş ve bir yılanı da kamçı gibi kullanarak genç çiftin ardına düşmüş. Teyzesinin peşlerinde olduğunu gören genç adam karısını bir hamama, kendini ise hamamın kapısında bekleyen bir adama dönüştürmüş. Cadı süpürgesinden atlayıp hamamcıya doğru ilerlemiş ve buralardan genç bir kızla oğlanın geçip geçmediğini sormuş. Genç adam, ''Ben yalnız hamamı ısıtırım.'' demiş. ''İçeride kimse yok. İnanmazsan gir de kendin bak.'' Cadı, ''Böyle bir adamla konuşmanın anlamı yok.'' diye düşünerek yeniden süpürgesine atlayıp ablasının evine doğru uçmaya başlamış. Ablasına onları bulamadığını söylemiş. Ablası ona yolda birileriyle konuşup konuşmadığını sormuş. Kardeşi, ''Evet.'' diye yanıtlamış. Yol kenarında bir hamam vardı. Hamamcıya onları sordum. Ama adam ya ahmaktı ya da sağır. İşe yarar bir şey söylemedi. Ablası, asıl ahmak senmişsin diye çıkışmış. O adamın oğlum olduğunu, hamamınsa gelinim olduğunu anlamadın mı? Sonra hemen diğer kardeşine haber göndermiş ve kaçakların peşine düşmesini söylemiş. Genç adam diğer teyzesinin de bir süpürgeyle uçtuğunu görmüş. Karısını bir dokunuşta su kaynağına dönüştürmüş. Kendisi de yanına oturup testiyle su almaya başlamış. Cadı ona yanaşarak oralardan geçen bir kızla oğlan görüp görmediğini sormuş. ''Kaynağın suyunu içmesi pek hoş teyze.'' diye karşılık vermiş genç adam. ''Hep buradan su alırım.'' Cadı karşısındaki adamın aptal olduğunu düşünerek geri dönmüş ve ablasına kaçakları bulamadığını söylemiş. Ablası da ona yolda birileriyle karşılaşıp karşılaşmadığını sormuş. ''Aslında karşılaştım.'' demiş kardeşi. ''Yarım akıllının teki kaynaktan su alıyordu. Ağzından tek bir mantıklı laf çıkmadı.'' Bunun üzerine cadı kadın, ''O yarım akıllı dediğin benim oğlum. Kaynak dediğinse karısıydı, çok bilmiş kardeşim.'' diye cırlamış. ''Anlaşılan iş başa düştü.'' Böyle dedikten sonra süpürgesine atlayıp kamçı niyetini de bir yılanı kaptığı gibi yola düşmüş. Bu arada genç adam yine arkasına bakıp annesinin peşlerinde olduğunu görmüş. Genç kıza dokunarak onu bir ağaca dönüştürmüş. Kendi de bir yılan olup ağacın gövdesine dolanmış. Cadı kadın onları tanımış ve ağacı söküp parça parça etmek için öfkeyle ağaca doğru ilerlemiş. Ancak o esnada ağaca sarılmış olan yılanı görünce kendi oğlunu da öldürmekten korkmuş. Oğluna, ''Oğlum, ben bu kızdan bir parça yemeden rahat durmayacağım. Hiç değilse bana kızın serçe parmağını uzat da bir ısırık alayım. Söz veriyorum, o zaman sizi rahat bırakırım.'' demiş. Genç adam başka türlü annesinden kurtulamayacaklarını anlayınca kızın parmağının yerine kendi parmağını cadı annesine göstermiş. İhtiyar cadı da parmağı bir ısırıkta mideye indirmiş. Süpürgesini evine doğru çevirip kendi topraklarına doğru uçmuş, gitmiş. Bunun üzerine genç adam ağaca ve kendine dokunmuş, yeniden insan şekline bürünmüşler. Bu arada parmağından akan kan ile genç adama yapılan büyü de tılsımını kaybetmiş. Tılsımını kaybeden delikanlı sonsuza kadar insana dönüşmüş. Şeytani yanı ise annesinin ve akrabalarının yanında kalmış. Sonra da genç kızın babasına
padişaha gitmeye karar vermişler. Padişah çocuklarını büyük bir sevinçle karşılayarak onların şerefine bir düğün ziyafeti kurdurmuş. Kızın ablaları da saraylarından kardeşlerini karşılamaya gelmişler. Ona sarılıp ona söyledikleri bütün kötü sözler için özür dilemişler. Küçük kız da ablalarını affetmiş. Ömürlerinin sonuna kadar hep beraber mutlu mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar tek bir oğlu olan bir padişah varmış. Babası ona gözü gibi bakar, ne isterse anında önüne serermiş. Bir gece şehzadenin rüyasına bir derviş girip ona dünyanın en güzel kızını göstermiş. Genç şehzadenin kalbine o an aşk ateşi düşmüş. O günden sonra şehzade bambaşka biri olmuş. Yemeden içmeden kesilmiş. Uyku artık ne keyif veriyormuş, ne de rahatlatıyormuş. Günden güne sararıp solmaya başlamış. Hekim üstüne hekim çağırmışlar, büyücülere başvurmuşlar. Ama hiçbiri bu derdin ne olduğunu çözememiş, çaresini de bulamamış. Hasta şehzade babasına şöyle demiş. Padişah babacığım, ne hekimler, ne bilgeler çare olabilir derdime. Onları boş yere yorma. Derdimin dermanı rüyamda gördüğüm, dünyanın en güzel kızıdır. O güzel kız benim ya canım olacak ya canımı alacak. Padişah oğlunun bu sözler üzerine korkuya kapılmış. İşi gücü bırakmış. Genç kızı delikanlının kafasından atmak için uğraşır olmuş. Ama oğlu günden güne erimeye devam ediyor. Hayattan hiç keyif almıyormuş. Babası oğluna tekrar tekrar ne isterse anında yerine getirebileceğini ama o kızı unutmasını söylüyormuş. Ancak oğlu her seferinde ''Babacığım ne olur izin ver de dünyanın en güzel kızını arayayım bulayım.'' diyormuş. Padişah sonunda kendi kendine ''Giderse daha kötü ne olabilir ki? Eğer ona izin vermezsem eriyip bitecek. Bu daha kötü.'' diye düşünmüş. Daha sonra ''Tamam oğlum sevdanın peşinden git. Allah'ın merhameti üzerine olsun. Yolun bahtın açık olsun.'' demiş. Şehzade hemen ertesi gün dünyanın en güzel kızını bulmak için yola düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, uçsuz bucaksız çölleri geçmiş, ıssız yolları aşmış. Sonunda bir denizin kıyısına varmış. Kıyıya vardığında zavallı küçük bir balığın kumların üzerinde kıvrandığını görmüş. Şehzade balığa merhamet edip onu alıp tekrar suya atmış. Bunun üzerine küçük balık dile gelmiş ve ona 3 pul verip ''Hayatımı kurtardın, bu pulları al, başına bir ders gelirse yakarsın.'' demiş. Genç şehzade yeniden yola koyularak geniş bir çöle varana dek yürümüş. Çöle vardığında hemen önünde topal bir karınca görmüş. Küçük yaratık dile gelmiş ve şehzadeye bir düğüne gittiğini ama çok hızlı yürüdüklerinden arkadaşlarına yetişemediğini söylemiş. Bunun üzerine şehzade karıncayı eline alıp ileride hızla yürüyen arkadaşlarının yanına götürmüş. Ayrılırken karınca ona kanadından küçük bir parça vererek ''Sen bana çok büyük bir iyilik yaptın. Bu kanadı al. Başın derde girerse bu kanadı yakarsın.'' demiş. Genç adam yeniden yola düşmüş. Gide gide büyük bir ormanın girişine varmış. Orada büyük bir yılanla mücadele eden küçük bir kuş görmüş. Küçük kuş dile gelmiş ve delikanlıdan yardım istemiş. Şehzade de yılanı tek bir darbeyle ikiye ayırmış. Kuş şehzadeye 3 tüy vermiş. ''Beni yılandan kurtardın. Bu tüyleri al. Başın derde girerse yakarsın.'' demiş. Genç şehzade heybesini yüklenip yeniden yollara düşmüş. Dağları denizleri geçip büyük bir şehre varmış.
öğrenmiş ki burası dünyanın en güzel kızının yaşadığı şehirmiş ve babası da bu ülkenin padişahıymış. Şehzade doğruca saraya giderek padişaha kendisinin de bir padişah oğlu olduğunu, kızını rüyasında gördüğünü, Allah'ın emriyle kızıyla evlenmek istediğini söylemiş. Olmaz, demiş padişah. Önce senden isteyeceğim 3 görevi yerine getirmelisin. Ancak o zaman dileğini kızıma açabilirsin. Bu sözlerin ardından padişah parmağından yüzüğünü çıkarıp denize fırlatmış. Şehzadeye de, 3 gün içinde o yüzüğü bulup bana getirmen gerek. Birinci görevim bu. Ama bulup getirmezsen ölürsün, demiş. Şehzade denizin yanına gitmiş, kara kara düşünmeye başlamış. Ta ki aklına heybesindeki 3 pul gelene kadar. Pulları yaktığı anda küçük balık karşısında belirip, ''Emriniz nedir efendim?'' diye sormuş. Dünyanın en güzel kızının padişah babası yüzüğünü çıkarıp denize attı. 3 gün içinde onu bulmazsan beni öldürecek.'' demiş şehzade. Balık hemen suya dalıp yüzüğü aramaya başlamış ama bulamamış. İkinci kez dalmış, yine bulamamış. Üçüncü kez daldığında denizin 7 kat dibine inmiş. O anda büyük bir balığın yüzüğü yuttuğunu görmüş. Hemen balığın açık olan ağzından içeriye doğru yüzmüş. Yüzüğü midesine gitmeden yakalamış. Büyük balığın tekrar ağzını açmasını beklemiş. Balık ağzını açınca da dışarı fırlamış. Yüzüğü şehzadeye vermiş. Genç şehzade hemen yüzüğü padişaha götürmüş. Padişah da yüzüğü tekrar parmağına takmış. Sarayın yakınlarında çakıl ve tahıl dolu bir mağara varmış. İkinci görevin, demiş padişah, tahılı çakıldan ayırmak. Şehzade mağaraya girmiş, dağ gibi yığılı, içi çakıl dolu olan tahıla bakmış, kara kara düşünmeye başlamış. O sırada aklına karıncanın verdiği kanat gelmiş, heybesinden kanadı çıkarıp yakmış. Anında topal karınca belirmiş. Emret efendimiz, emriniz nedir, diye sormuş. Şehzade de padişahın isteğini söyleyince bütün mağara bir anda karıncalarla dolmuş. Hemen işe koyulup telaşla tahılları taşıyıp çakıllardan ayırmışlar. Mağaranın bir köşesine yığmışlar. Gün neredeyse batmak üzereyken genç şehzade padişaha ikinci görevin tamamlandığı haberini vermiş. Sırada üçüncü görevin var, demiş padişah. Az önce çok sevdiğim köpeğim öldü. Eğer onu yeniden hayata döndürebilirsen, görevini tamamlamış olacaksın. O zaman kızımla evlenebilirsin. Yok, hayata döndüremezsen sen de ölürsün. Genç şehzade derin düşünceler içinde saraydan ayrılmış. Sonunda kuşun verdiği tüylerin ona yardımcı olabileceğini düşünmüş. Hemen tüyleri çıkarıp yakmış. O da nesi, göz açıp kapayana kadar kuş karşısında belirmiş. Genç adam kederle ona verilen görevi anlatmış. Meğer kuşun peri arkadaşları varmış. Gökyüzüne doğru kanat çırpmış. Çok geçmeden de gagasında tuttuğu küçük bir şişenin içindeki suyla geri dönmüş. Bu suyu periler verdi bana. Ölüyü bile canlandıracak kutsal bir su getirdim. Suyu köpeğin üzerine serpiştir, demiş kuş. Şehzade yeniden saraya dönmüş. Padişahın köpeğin üzerine suyu serpiştirir serpiştirmez köpek hiç ölmemiş gibi ayağa fırlamış. Bu esnada bütün olan bitenleri dünyanın en güzel kızı da duymuş. Şehzadenin huzuruna getirilmesini emretmiş. Genç kız mermerden bir sarayda yaşamaktaymış. Bu sarayın avlusunda devasa ağaçlarla, hoş kokulu çiçeklerle ve şakıyıp duran kuşlarla dolu büyük bir bahçe varmış. Sarayın hemen önünde 4 derenin suyuyla dolan altın bir havuz varmış. Bu bahçe genç şehzadeye cennet gibi görünmüş. Sarayın kapısı aniden açılınca bahçeye öyle bir ışık dolmuş ki şehzadenin gözleri kamaşmış, göremez olmuş. Sarayın kapısında beliren dünyanın en güzel kızıymış ve o muazzam ışık ışıl ışıl iki yanağının pembeliğinden yayılmaktaymış. Kızın yüzü hurilere, varlığı perilere benziyormuş. Genç kız şehzadeye yaklaşıp ona bir şeyler söylemiş. Ama genç adam kızın karşısında heyecandan kendinden geçtiği için hiçbir şey anlamamış. Şehzade kendine geldiğinde kız ona, ''Ah şehzadem'' demiş. ''Sen ki duyduğuma göre padişah babamın istediği her görevi yerine getirmişsin. Bu yüzden derin kederime ancak sen derman olursun.'' Sonbahar iblisinin devasa bahçesinde
şarkı söyleyen bir nar dalı var. Eğer onu bana getirirsen sonsuza dek senin olurum. Şehzade hiç düşünmeden bu işi kabul ederek yola koyulmuş. Hiç durmadan aylarca yürümüş. Issız çölleri, yolsuz dağları aşmış. Ey yüce yaradan, demiş iç çekerek, bana doğru yolu göster. Her sabah kalkıyor, bir gece önce yorgunluktan nerede çöküp kaldıysa oradan yola devam ediyormuş. Günler günleri kovalarken yol onu bir dağın eteklerine götürmüş. Öyle bir gürültü, öyle bir curcuna kopmuş ki o an genç şehzade bir an kıyamet günü gelip çattı sanmış. O kudretli sesle dağlar sarsılmış, kayalar yerlerinden yuvalarından oynamış. Genç adam bunu yapan bir dost mu, düşman mı, in mi, cin mi bilmiyormuş. Korkudan titreye titreye ilerlerken ses giderek yükselmiş. Etrafını toz duman sarmış. Nereye gittiğinden bile habersizmiş ama duyduklarından biliyormuş ki sonbahar iblisinin devasa bahçesine gelmek için ardında bıraktığı 6 aylık yolculuğunun sonucunda karşısına çıkan bu curcuna, bu feryat bahçe kapısının tılsımıymış. Biraz daha yaklaşınca bahçenin kapısı görünür olmuş. Kapıdaki tılsımların haykırışlarını da daha net duymaya başlamış. Kapıda bir nöbetçi varmış. Hemen ona yaklaşıp derdini anlatmış. İyi ama bu korkunç kargaşadan korkmuyor musun? Diye sormuş nöbetçi. Tılsımların bunca sabırsız haykırışları senin yüzünden değilmiş gibi. Ben bile korktum doğrusu. Ama şehzade şarkı söyleyen nar dalını sorup durmuş. Başka da tek söz etmemiş. Zorlu bir iş bu, demiş nöbetçi. Ama madem korkmuyorsun, belki de başarırsın. Buradan 3 ay mesafede tılsımların olduğu başka bir yere denk geleceksin. Orada da bir bahçe var. O bahçe buradan daha da büyük ve oraya sonbahar iblisinin büyük bahçesi denir. Nöbetçisi de annemdir. Ama ne olursa olsun ona yaklaşma. Onun sana çok yaklaşmasına da izin verme. Benim selamlarımı ilet. Ancak o sana sorana kadar sakın derdini dökme. Genç adam bu sözler üzerine ikinci bahçeye doğru yola çıkmış. 3 aylık bir yolculuktan sonra müthiş bir gürültü ve sarsıntı kopmuş. Öyle ki bir önceki gürültü bunun yanında hiç kalırmış. Karşısında sonbahar iblisinin büyük bahçesi duruyormuş. O korkunç ses de bahçenin tılsımlarından geliyormuş. Şehzade bir kayanın arkasına saklanmış. Kendisine doğru yaklaşan birini fark etmiş. Yaklaştıkça onun ihtiyar bir kadın olduğunu görmüş. 3-30 kış görmüş bir koca karıymış bu. Başındaki saçlar kar gibi bembeyazmış. Gözlerinin etrafında kırmızı halkalar varmış. Kaşları ise yay gibiymiş. Gözlerinde cehennem ateşleri yanmaktaymış. Neredeyse tırnakları 2 arşın boyundaymış. Dişleri çırpı gibiymiş. 2 dudağı öyle iriymiş ki. Bir asaya dayanarak yürüyor. Her adımında burnundan nefes alıp öksürüyor. Sonra da hapşırıyormuş. Koca terlikleriyle acılar içinde ilerlerken ''Ah aman, ah aman'' diye inliyormuş. Şehzade yaşlı kadının diğer bahçedeki nöbetçinin annesi olduğunu anlamış. Kadından uzak durarak saklandığı yerden çıkmış. Önce kadının konuşmasını beklemiş. Yaşlı kadın onu görünce burada ne aradığını sormuş. Şehzade kadına oğlunun selamlarını iletmiş. ''Ah o serseri'' demiş ihtiyar kadın. ''Nerede gördün onu? Demek benim hayta evladım sana merhamet edeceğimi düşünmüş de buralara göndermiş. Peki, oğlumun hatırına sana yardım edeceğim.'' Bunları söyledikten sonra şehzadeyi tuttuğu gibi ''Haydi burunsuz'' diye haykırmış. O an bir şey şehzadeye doğru uçarak gelmiş. Genç adam ne olduğunu bile anlamadan kendini o yaratığın sırtında bulmuş. Aşağı baktığında bir kurbağa gibi duran, gözsüz burunsuz bir yaratığın tepesinde olduğunu anlamış. Adı Burunsuzmuş. Burunsuz şehzadeyi sırtına alır almaz, 3 sıçrayışta koca okyanusu aşan devasa bir varlığa dönüşmüş. Şehzadeyi hızla alıp götürmüş. Ona, ''Burada gördüğün, duyduğun ne varsa kimseye sakın anlatma. Anlatırsan hiçbiri peşini bırakmaz, başına bela olur.'' demiş ve onu sırtından indirip ortadan kaybolmuş. Şehzadenin karşısında dalgalanan bir suyun içindeymişçesine rüyayı andıran devasa bir bahçe uzanmaktaymış.
bu bahçenin ne ucu varmış ne de bucağı. Öyle ağaçlar, öyle çiçekler, öyle tatlı meyveler varmış ki hiçbir insanoğlu daha önce böylesini görmemiş. Ne yana dönerse dönsün yumuşacık kanat hışırtıları, bülbüllerin şarkıları duyulmaktaymış. Şehzadenin gördüğü bu güzellikler aklını başından almış. Bahçenin içinde ilerlemeye başlamış. Derken çok yakınından yürek paralayan acı bir inleme duyunca aklına nar dalları düşmüş. Gözleri her yerde nar dalını aramış ama boşuna. Sonunda bahçenin tam ortasına gelmiş. Burada bir çeşme ile çiçeklerden yapılma küçük bir saray görmüş. Nar dalları da bu çiçekten sarayın üzerinden sarkıyor. Narlar dallarda lamba gibi parlıyormuş. Genç adam dalı koparıvermiş. Koparır koparmaz da korkunç bir çığlık sarmış etrafı. ''Yetişin, bir insanoğlu bizi alıyor. Yetişin, bizi bir insanoğlu alıyor.'' Şehzadenin bahçeden kaçmak için çok az zamanı varmış. Onu kapıda bekleyen burunsuz, ''Çabuk ol, koş.'' diye haykırmış. Genç şehzade burunsuzun sırtına atlayıvermiş. Birkaç sıçrayışta okyanusu geçmişler. Genç adam ancak o zaman nar dalına bakmayı akıl etmiş. Dalın üzerinde 50 nar varmış. Her birinin sesi farklıymış ve her biri farklı bir şarkı söylemekteymiş. Sanki dünyanın bütün melodileri tek bir yere toplanmış gibiymiş. Bu sırada 3-30 kış görmüş koca karının yanına varmışlar. ''Elindeki nar dalını iyi koru.'' demiş ihtiyar kadın. ''Gözünün önünden sakın ayırma. Bu narların sesi insana şifa, her derde devadır. Melodisi karınla sana mutluluk verecek.'' Şehzade ihtiyar kadına teşekkür ettikten sonra ayrılıp oğlunun yanına varmış. Ona da annesinin selamlarını iletmiş. Oradan da biricik sevgilisinin, dünyanın en güzel kızının yanına varmak için yola koyulmuş. Uzun ve çetin bir yolculuktan sonra saraya ulaşmış. Kız büyük bir sabırsızlıkla şehzadeyi beklemekteymiş. Zira o da gönlünü şehzadeye düşürmüş. Yolda sevdiğinin başına bir şey gelir endişesiyle geçmekteymiş günleri. Ta uzaktan 50 narın 50 farklı sesle söylediği 50 farklı şarkıyı duyar duymaz kalbini bu güzel müziğe açmış. Şehzadenin geldiğini anlamış. Şehzadeyi karşılamak için koşarak dışarı çıkmış. İki gencin neşe dolu kucaklaşmasıyla narlar öyle güzel bir melodiye başlamış ki dünyada eşi benzeri yokmuş bu melodinin. Padişah da bu korkusuz, kahraman delikanlıyı çok sevmiş ve kızını ona vermeyi kabul etmiş. 40 gün 40 gece süren bir düğün kurulmuş. Düğün boyunca narlar en güzel şarkılarını söylemişler. Daha sonra şehzade dünyanın en güzel kızıyla birlikte padişahtan izin alıp kendi ülkesine doğru yola çıkmış. Uzun bir yolculuktan sonra saraya ulaşmışlar. Padişah oğluna yeniden kavuşunca ve yanında dünyanın en güzel kızını da görünce çok mutlu olmuş. Orada da bir düğün kurulmuş. 40 gün 40 gece eğlenilmiş. Şehzade ve dünyanın en güzel kızı nar dalını hiç yanından ayırmamışlar. Onun melodileriyle ömürlerinin sonuna kadar şifa dolu, mutlu mesut yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bir varmış, bir yokmuş. İnsanoğlunun başından geçenler, dağdan taştan, kurttan kuştan daha çokmuş. Çok eski zamanlarda uzak ülkelerin birini yöneten bir padişah yaşarmış. Bu padişahın da biri 40, biri 30, biri ise 20 yaşında 3 genç kızı varmış. Günlerden bir gün en küçük kızı babasına bir mektup yazmış. Mektubunda şöyle diyormuş. ''Benim canım babacığım, büyük ablam 40, küçük ablam 30 yaşında ve ikisinin de henüz bir kocası yok. Ben koca beklerken saçlarıma aklar düşmesini istemiyorum.
Padişah mektubu okuyunca üç kızını da huzuruna çağırtıp şöyle demiş. Dinleyin beni güzel kızlarım. Evlilik çağınız geldi de geçiyor bile. Sizleri evlendirip torun torba sevmeyeyim mi? Şimdi gelelim kısmetinizi bulmaya. Bunun için her birinize bir ok ve yay vereceğim. Oku fırlatacak ve nereye düşerse evleneceğiniz kişiyi orada arayacaksınız. Bunun üzerine padişahın üç kızı yaylarını almış ve sırayla fırlatmış. En büyük kızın oku vezirin oğlunun sarayına düşmüş. Oğlan da kızı eş olarak almış. Ortanca kızın oku kadının oğlunun yaşadığı saraya düşmüş. Onlar da evlenmişler. Üçüncü kız da okunu fırlatmış ve ok genç ve fakir bir köylünün kulübesine düşmüş. Sayılmaz, sayılmaz diye bağırmış herkes. Küçük kız oku bir kez daha atmış. Yine aynı kulübeye denk gelmiş. Herkes sayılmaz, sayılmaz. Hiç yakışık alır mı koskoca padişahın kızı bir fakire varsın? Bir daha atsın diye bağırınca kız oku üçüncü kez atmış. Ama ok yine fırlayıp aynı fakir gencin kulübesine saplanmış. Padişah öfkelenerek kızına ''Görüyor musun işte, hak ettin sen bunu. Ablaların sabırla bekledikleri için kalplerinden geçene kavuştular. Sense en küçükler olarak bana o küstah mektubu yazmaya cüret ettiğin için cezalandırıldın. Seni de kocanı da gözüm görmesin. Onun sana verebilecekleri dışında hiçbir şeyin olmayacak.'' diye haykırmış. Böylece zavallı kız kısmetim buymuş diyerek fakir gençle evlenmiş. Aradan günler, aylar geçmiş. Genç kadın hamile kalmış ve 9 ay sonra çocuğu doğurma zamanı gelmiş. Fakir genç ebeyi çağırmaya gitmiş. Kocası gittiğinde genç kadın bu soğuk kış gününde ne yatacak bir yatağı ne de onu ısıtacak bir ateşi olduğunu düşünerek kederlenmiş. Derken kulübenin duvarları birden bir ileri bir geri sallanmaya başlamış ve üç güzel peri içeri girmiş. Perilerden biri genç kadının başında, diğeri ayak ucunda, üçüncüsü ise yanında durmuş. Üçü de ne yaptığını biliyor gibi görünüyormuş. Birdenbire kulübedeki her şey bir düzene girmiş. Prenses artık güzel mi güzel, yumuşak mı yumuşak bir yatakta yatıyormuş. Gözünü kapayıp açmasıyla, perilerin yardımıyla güzeller güzeli bir bebek doğurmuş. Ocakta da sıcacık ateş yanmaya başlamış. Her şey bitince periler gitmek için hazırlanmış. Gitmeden önce de teker teker prensesin yattığı yatağa yaklaşmışlar. Birinci peri şöyle demiş. Gül güzel olacak kızının adı ve ağladığında gözyaşı değil inciler dökülecek gözlerinden. İkinci peri yaklaşmış ve şöyle demiş. Kızının adı gül güzel olacak ve gülümsediğinde güller bitecek yanaklarında. Üçüncü peri de şunları söylemiş. Gül güzel olacak kızının adı ve ayağını bastığı yerde yemyeşil otlar bitecek. Sonra da üçü birden. Tepede yavru bir geyik yaşar. Ne zaman ki o ölür, o zaman gül güzeli de ölür. Dedikten sonra gözden kaybolmuşlar. Onca zaman her yerde ebe arayan kocası ise kimseyi bulamamış. Eve dönmekten başka ne yapabilirmiş ki? Ama eve döndüğünde o perişan kulübesinde her şeyin güzelleştiğini ve karısının harika bir yatakta yattığını ve yanında mışıl mışıl uyuyan doğurduğu güzeller güzeli bebeği görünce çok sevinmiş. Genç kadın ona başına gelenleri ve üç perinin söylediklerini anlatınca adam hayretler içinde kalmış. Günler günleri, aylar ayları, yıllar yılları kovalarken küçük bebek günden güne serpilip genç ve güzel bir kız olmuş. Bütün dünyada onun gibi biri daha yokmuş. Ona bir kez bakan gönlünü kaptırırmış. Ağladığında gözlerinden inciler dökülür, güldüğünde yanaklarında güller açar, bastığı yerden yeşillikler fışkırırmış. Onu görenin ruhu şenlenirmiş. Gül güzelini duyan duymayana, gören görmeyene anlatıp durmuş. Böylece şöhreti dilden dile yayılmaya başlamış. Sonunda uzak ülkelerin birini yöneten bir padişah da genç kızın ününü duymuş ve oğlunu onunla evlendirmeyi kafasına koymuş. Oğlunu çağırtıp ona güzelliği dillere destan olan, ağladığında gözlerinden inciler dökülen, güldüğünde yanaklarında güller biten, ayak bastığı her yerden yeşillikler fışkıran bu kızdan bahsetmiş. Oğluna o kızı bulup evlenmesini söylemiş. Meğer periler daha önceden genç şehzadeye rüyasında bu genç kızı göstermişler.
Zaten şehzadenin kalbinde aşk ateşi yanmaktaymış. Padişah saraydaki kadınlardan birisini kızın ülkesine giderek kızı annesinden ve babasından istemesi için görevlendirmiş. Saraylı kadın mahiyetiyle birlikte yola çıkmış. Uzun bir yolculuktan sonra kızın yaşadığı kulübeyi bulmuş. İçeri girip ziyaretinin sebebini söylemiş. Genç kızı Allah'ın emriyle şehzadeye istemiş. Gül güzelinin annesi de babası da kızlarının başlarına konan bu talih kuşuna çok sevinmiş ve hemen hazırlıklara başlamışlar. Meğer Gül güzelinin evine giden saraylı kadının da bir kızı varmış ve ona göre Gül güzelinden aşağı kalır bir yanı yokmuş. Bu kadın şehzadenin onun kızını değil de fakir bir köylünün kızını almasına çok üzülmüş. Gül güzelinin yerine kendi kızını geçirmek için hemen bir plan yapmış. Düğün günü gelip de kızı saraya götürmek için geldiklerinde zavallı kıza bir sürü tuzlu et yedirmiş. Sonra da bir testi su ile büyük bir küfe getirip gelin arabasına koymuş. Arabada Gül güzeli ile saraylı kadının kızı da varmış. Saraya doğru yola çıkmışlar. Yolda giderken genç kız susamış ve saraylı kadından su istemiş. Saraylı kadın, ''Sana su veririm vermesine ama karşılığında sen de bana çıkarıp bir gözünü vereceksin. Vermezsen olmaz.'' demiş. Zavallı kızcağız ne yapsın, susuzluktan ölüyormuş. Bir gözünü çıkarıp kadına vermiş. Karşılığında suyu alıp kana kana içmiş. İlerlemeye devam etmişler. Bir süre daha gittikten sonra genç kız yine susamış ve biraz daha su istemiş. ''Diğer gözünü de vermeden olmaz.'' demiş saraylı kadın. Zavallı kızcağız susuzluktan öylesine yanıp kavruluyormuş ki su içmek için diğer gözünü de vermek zorunda kalmış. Saraylı kadın iki gözünü de aldığı kör kızın gelinliğini çıkarmış. Kızı da küfenin içine koyarak bir dağın tepesinde bırakıvermiş. Üzerindeki o güzel gelinliği de kendi kızına giydirerek şehzadeye götürmüş ve ''İşte eşin Gül güzeli.'' demiş. Büyük bir şölen düzenlenmiş. Şölenin ardından genç kız da odasına çekilip duvağını açan şehzade karşısındakinin rüyalarındaki kız olmadığını anlamış. Şehzade rüyasındaki kızın gözlerinden ağladığında inciler döküldüğünü, güldüğünde güller açtığını, bastığı yerde güzel otlar bittiğini ama bu kızda ne inci, ne gül, ne de güzel bitkiler olduğunu görmüş. Genç adam işin içinde bir şeylerin olduğunu sezinlemiş. ''Bu işi nasıl çözeceğim?'' diye kendi kendine kara kara düşünmeye başlamış. Yine de hiç kimseye bir şey söylememiş. Biz gelelim zavallı Gül güzeline. Sarayda bunlar olurken zavallı Gül güzeli de dağın tepesinde küfenin içinde ağlıyormuş. Gözlerinden dökülen inciler o kadar çoğalmış ki küfeye sığmaz olmuş. O sırada arabasıyla odun taşıyan ihtiyar bir arabacı küfenin yakınlarından geçiyormuş. Küfenin içinden bir genç kızın acı acı ağladığını duyunca arabadan inip korka korka küfeye yaklaşmış. ''Kimsin sen? İn misin cin misin?'' diye sormuş. ''Ne inim ne cinim?'' demiş genç kız. ''Sadece bir faniden kalanlarım.'' Bunun üzerine cesaretlenen arabacı küfenin kapağını kaldırmış. Zavallı kızcağız içeride hıçkıra hıçkıra ağlıyor, gözlerinden inciler dökülüyormuş. Yaşlı arabacı genç kızı elinden tutup arabasına bindirmiş. Onu kulübesine götürmüş. Kulübeye girince Gül güzeli başından geçenleri bir bir ihtiyar adama anlatmış. Bu ihtiyar adamın da kimi kimsesi yokmuş. O da genç kızı kendi kızı gibi sahiplenip ona göz kulak olmaya karar vermiş. Günler geçmeye başlamış ama zavallı kız gitip giden iki göz için ağlayıp durmaktan başka bir şey yapamıyormuş. İhtiyar adamsa kızın gözünden dökülen incileri toplayıp paraya ihtiyacı oldukça satıyormuş. Baba kız böylece yaşayıp gidiyorlarmış. Günlerden bir gün Gül güzeli kulübede otururken bir şeyler onu gülümsetmiş ve anında bir gül bitivermiş yanağında. Genç kız onu evlat bilen yaşlı arabacıya, ''Bu gülü al baba, şehzadenin sarayının önüne git. Sonra da herkesin duyacağı şekilde dünyada eşi benzeri olmayan bir gül sattığını haykır.'' Saraylı kadın gelirse ona gülü para karşılığı satmadığını ancak bir insan gözü karşılığında vereceğini söyle demiş. İhtiyar adam da ona söyleneni yapmış. Gülü alıp sarayın önünde dikilmiş ve bağırmaya başlamış. Satılık gül,
Satılık gül, dünyada eşi benzeri yoktur bu gülün. Hiçbir yerde bulamazsınız böylesini. Güllerin mevsimi bile değilmiş henüz. Saraylı kadın adamın birinin gül sattığını duyunca, kızımın saçına koyarım, şehzade de onu gerçek gelin zanneder diye düşünmüş. İhtiyar adamı çağırarak gül için ne kadar istediğini sormuş. Para istemem demiş adam. Bir insan gözü karşılığında satılıktır. Saraylı kadın gidip sandıkta sakladığı gül güzelinin gözlerinden birini getirmiş ve gülü almış. Daha sonra bu gülü kızının saçına takmış. Şehzade gülü görünce aklına rüyalarında gördüğü gül güzeli düşmüş. Kederlenmiş. Yine de kimseye tek söz etmemiş. Bu sırada ihtiyar adam aldığı gözü kulübesine götürüp gül güzeline vermiş. Gül güzeli gözünü yerine takarak her şeye kadir olan Allah'a kalpten bir dua etmiş. Derken tek gözüyle yeniden görmeye başlamış. Zavallı kız öylesine mutluymuş ki gülümsemeden edememiş ve birden bir gül daha bitmiş yanağında. Kız onu da ihtiyar adama vererek sarayın önüne gitmesini, bu gülü de insan gözü karşılığında satmasını söylemiş. İhtiyar adam gülü alıp yola koyulmuş. Sarayın önüne gelip de bağırmaya başlar başlamaz saraylı kadın onu duymuş. Tam zamanında geldi diye düşünmüş. Şehzade güllerle süslediğim kızımı sevmeye başladı. Bu gülü de alabilirsem kızımı daha çok sever. Ve gül mevsimi olmadığı için kızımı da gerçek gül güzeli zanneder. Böylece arabacıyı çağırıp gül için kaç para istediğini sormuş. Ama adam yine gülü para karşılığında satmadığını, ancak bir insan gözü karşılığında vereceğini söylemiş. Saraylı kadın da ona sandıktan çıkarıp gül güzelin diğer gözünü de vermiş. İhtiyar adam gözü aldığı gibi aceleyle evine dönüp kıza ikinci gözünü de vermiş. Gül güzeli ikinci gözünü de yerine takıp Allah'a şükretmiş. Yaşam ışığı saçan iki parlak göz olduğu için öylesine sevinmiş ki bütün gün gülümsemiş ve her tarafında güller bitmiş. Artık her zamankinden daha güzelmiş kız. Gözleri gören gül güzeli bir gün tek başına yürüyüşe çıkmış. Sarayın karşısına gelmiş. Yürürken ayağını bastığı yerde taptaze otlar yeşeriyormuş. Saraylı kadın onu pencereden görünce tanımış ve dehşete kapılmış. Kendi kendine, "Bu kıza yaptıklarım ortaya çıkarsa kızımın da benim de başıma neler gelir?" diye düşünmüş. Hemen ihtiyar arabacının nerede yaşadığını sorup soruşturmuş, yerini öğrenmiş. Tek başına yollara düşüp kulübeye varmış ve adama evde kendisiyle yaşayan kızın kötü bir cadı olduğunu söyleyerek onu korkutmuş. Zavallı adam daha önce hiç cadı görmediğinden ölesiye korkmuş ve saraylı kadına ne yapması gerektiğini sormuş. "Önce gücü nereden gelirmiş onu bul," demiş saraylı kadın. "Ben gelir gerisini hallederim." Gül güzeli eve döndüğünde ihtiyar adam, ilk iş nasıl olup da sıradan bir fani olduğu halde bunca esrarlı gücü olduğunu sormuş ona. Kız hiçbir şeyden şüphelenmeyerek gücünü üç periden aldığını, tılsımı canlı olduğu sürece incilerin, güllerin ve taze otların kendisine eşlik edeceğini anlatmış. "Nedir bu tılsım?" diye sormuş ihtiyar adam. Genç kız, "Benim ülkemdeki tepede yavru bir geyik yaşar. Ne zamanki o ölür, ben de ölür kalırım," diye yanıtlamış. Saraylı kadın ertesi gün gizlice çıkıp gelmiş. İhtiyar arabacıdan her şeyi öğrenmiş ve büyük bir mutlulukla saraya geri dönmüş. Kızına gül güzelinin ülkesindeki tepede bir yavru geyiğin yaşadığını, kocasından o geyiği istemesini söylemiş. Sultan hiç zaman yitirmeden kocasına gidip yavru geyikten bahsetmiş ve o geyiğin kalbini getirip ona yedirmesi için yalvarmış. Şehzadenin adamları kısa sürede geyiği yakalayıp öldürmüşler ve kalbini çıkarıp sultana getirmişler. Geyikle aynı anda gül güzeli de ölmüş. Arabacı genç kızı gömmüş ve yaptığı hatanın farkına varıp derin bir yasa gömülmüş. Küçük geyiğin kalbinde kimsenin fark etmediği küçük kırmızı kalp şeklinde bir mercan parçası varmış. Sultan Hanım geyiğin kalbini yerken o mercan düşüp yuvarlanmış ve sanki gizlenmek istermiş gibi merdivenlerin arasına sıkışmış. Aradan 9 ay 10 gün geçmiş. Şehzadenin karısı doğum yapmış. Kendisine hiç benzemeyen çok güzel bir kız çocuğu doğurmuş. Bu kız aylar geçip büyümeye başladıkça ağladığında gözünden inciler dökülmeye, güldüğünde yanaklarında güller bitmeye, bastığı yerde otlar yeşermeye başlamış.
Günlerden bir gün gül güzeli şehzadenin rüyasına girmiş. Ah şehzadem, ah sevgilim, ruhum bu sarayın basamaklarında, bedenim tepedeki mezarlıkta. Senin kızın aslında benim de kızım ve tılsımım küçük mercan taş, demiş. Şehzade uyanır uyanmaz merdivenlere koşmuş ve her yeri köşe bucak aramaya başlamış. Bir aralığa sıkışmış olan küçük kırmızı kalp şeklindeki mercan taşı bulmuş. Taşı alıp odasına götürmüş, masanın üzerine koymuş. Bu sırada küçük kızı da odaya girerek mercanı görmüş. Taş elini alır almaz, sanki hiç var olmamış gibi gözden kaybolmuş. Üç peri küçük kızı alıp annesinin mezarına götürmüş. Küçük kız mercanı ölü kadının ağzına koyar koymaz gül güzeli yeni bir yaşama uyanmış. Mezardan çıkmış, kızına sarılmış. Bu arada güzel kızını sarayın her yerinde arayan şehzade kızını bulamayınca ağlamaya başlamış. Üzüntüden bir ara içi geçer gibi olmuş, uyuyakalmış. Şehzade yine bir rüya görmüş. Periler rüyasında kızının da gül güzelinde yaşadığını ve tepedeki mezarlıkta kendisini beklediğini söylemişler. Şehzade sıçrayarak uyanmış. İki gözü iki çeşme ağlayarak atına atlayıp tepedeki mezarlığa gitmiş. Bir de ne görsün güzel kızı, rüyasında gördüğü gül güzelinin kucağında oturmuyor mu? Hem ağlayıp hem gülerken ikisinin de gözünden inciler dökülüyor. Yanaklarından yere güller saçılıyor. Şehzadeye doğru ilerlerken bastıkları her yerden yemyeşil otlar fışkırıyor. Bunu gören şehzade sevinçle hemen koşup kızına ve gül güzeline sarılmış. Hep beraber neşe içinde saraya dönmüşler. Saraylı kadın ve kızı yaptıklarının cezasını çekerken gül güzeli de babasını ve padişahın kızı olan annesini ve kendisine kör olduğu zamanlarda babalık yapan ihtiyar adamı saraya getirtmiş. 40 gün 40 gece süren çok güzel bir düğünle evlenmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş, biri bu masalları uyduranın başına, biri bu masalları anlatanın başına, birisi de bu masalları dinleyen güzel yürekli insanların başına gelsin. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Başka bir masalda buluşmak üzere.